Teknik direktörlerin açıklamaları böyleydi. Sıcağına sıcağına biz de bu açıklamaların üstüne pozisyonlarda değerlendirelim. Tabii ya Fenerbahçe tabii konuştuk üçümüzde de hoca Yani net bir şey çıkan e, bence ortak kararımızda bir güç zehirlenmesi yaşıyor Fenerbahçe takım. Çok bariz belliydi sahada. Ya bir güç zehirlenmesi var. Yani, yani, biz nasıl olsa yeneriz. Bir futbol takımı için en sıkıntılı süreç budur. Böyle bir zihniyete oyuncuların bürünmesi. Fenerbahçe'de net yani Konyaspor karşısında böyle bir görüntü vardı. Bakalım bu pozisyona en çok tartışılan pozisyonda biz de başlayalım. Biz çok hakem konuşmuyoruz. Erman Hoca bu konuda fikirlerini paylaşıyor izleyenlerimiz ama bu pozisyon çok konuşuldu. Teknik adam gözüyle, sağdan gelen futbolcu gözüyle sizin söyleyecekleriniz çok önemli. Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon çok farklı yorumlar yapıldı e, refleks olarak ayağını kaldırdığını söyleyenler var. E, şiddeti kırmızı kart için yeterli değil diyenler var. Sizin görüşünüz çok önemli. Gökhan Hocam bir savunma oyuncusu olarak sizden başlayalım. Ne dersiniz? Ya ben hakem burada vara niye gitmedi ben onu merak ettim. Yani şimdi burada... Şöyle kural var kuralında biliyorsunuz e, maçı yöneten hakemin Şunetçim, verdiği karar ve Valencia kırmızı kart gördükten sonra dikkat et bir süre oyundan çıkmadı. Hakemin yanında kaldı. Görüş açısı da Hakeme 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 şunu söyledi. Yani kırmızı kartta gidebilir yani vara gidebilir. Veya VAR çağırabilir vardan. Çünkü öyle bir pozisyon ki şimdi e, adil de bir şekilde tahrik ediyor. Ha, onun uymaması lazım diyorsun ama bir tahrik var orada. Şimdi buradaki ayak kalkıyor vuruyor. Adil işin kolayını yapıyor. Kendini hemen yere atıyor. Sonra Oyun devam ederken bir anda ayalarına top gelen Adil ayağa kalktı, işte bir esnemesini yaptı, bir şeyi yaptı, hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam etti. Bence biraz ağır bir karar gibi geliyor ona. Kartın rengi? Kartın rengi biraz ağır gibi geliyor. Sarı mı verirdiniz hocam? Zaten ben, ben sarıyla geçerdim gibi geliyor. Çünkü... Hocaya bir şey, e, Abdullah Hüseyin'e bir şey göstereceğim. E... Birazcık geriye alırsak Adile bakalım. Yavaş slow motion bir oynatalım Adil'i. O oynatalım. Hayır, az önceki açı olursa Tolga. Az Filokta. önceki açıyla bir hakemi nasıl kesiyor bak şimdi? Bu mu hocam? Hayır hayır. Tamam hayır Az önceki daha böyle Pilokta pilottan oynatalım zaman, yani ağır çekim mi? değil. Hareketten sonra Adile bakalım. Evet böyle. Şöyle evet. Adil bak ne yapıyor? Hakemi nasıl bakacak? Bak. Bak bak şimdi bak bak. Orada. Şimdi orada ayalarına dediğin gibi gelmiş bir oyuncu orada yatıp kalır. O dönüp tekrar hakem gördü mü? Hakem yani yedirdim mi bir vücut dili var Adil'in. Abdullah Hocam ne dersiniz? Ben, için? ben e, hakemin olayın son bölümünü gördüğünü düşünüyorum. Ya olayın başlangıcını bence hakem görmedi. Hatta şöyle söyleyeyim yan hakem uyardı sanki. Yardımcıdan bir uyarı geliyor. Ben öyle hissediyorum. Bana da öyle geldi hocam. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Bu, bu Bunları görmüyor şu anda. Önce bir Adil'in itmesi var ki çok doğal maçtan her maçta olabilecek şey. Hatta kameranın olmadığı bölümde neler oluyor biliyorsunuz. Hocam bu ayak darbesiyle de bir oyuncu bu hale gelmez bence. Yani tamam hadi kart çıkaralım dersen belki Gökhan Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Sarı kart olur ama o zaman İngiltere liginde oyuncu Kalmaz Kalması. Ya ben, yani ben kırmızı kart olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Belki ya. ya, yani farklı bu, bir bakış açısı no, getirmek için soracağım sağdan evet, geldiğiniz tabii. için. Ee, belki yapı söyledir, Bilemiyorum. Fenerbahçelilerde alınması ama Valencia'nın sizin dediğiniz gibi daha az şiddetli bir darbe olduğunu söylediniz. Valencia'nın çok daha fazla itiraz etmesi gerekmiyor muydu? Ben de onu merak Açıkmadı ediyorum. Çıkmadı o söyledi de yani gerekli şeyi de hakeme söyledi mesela Arda kardeşlere. Yani tepkisini öyle de gösterebilir. Şimdi o burada ne? Stoper bir temas kuruyor. Yani futbol hepimizin bildiği gibi nasıl sahada ikili mücadele bir temas oynuyorsa böyle bir aksiyonlarda santrofor stoper veya işte hoca oynadı stoper, bek oynadı. Mutlaka bir yani topun oynanmadığı yerde böyle hafif bir itme, kalkma Tabii. olur yani. O itişmeyi yaşarsın. Hatta köşe burada o, olduğu zaman, sizin burada olduğu zaman adil itiyor. Bir şey yok. Valencia da buna tepki vermesi gerekir mi? Ayanı kaldırması gerekir mi? Kaldırmaması gerekir evet. açıkçası. Böyle Hı -hı. bir şeye mal vermemesi gerekir bir kere. Orada %100 hatalı Valencia. Bunu bir yere koyalım. Son arkasından ayağını kaldırdıktan sonra Valencia şuna bakmak gerekir. Rakibin sağlığıyla ilgili tehdit edecek bir hareket yapması için ayağını kaldırıp değdirip çekmesi değil ayağını basıp orada daha itmesi gerek. Ayağının evet. daha fazla kalması gerekir. Ben ona bakarım. Yani şuraya dokundu. Şöyle kamerada görüyorsun. Dokundu. Daha böyle itecek. Valencia dokunuyor. Hakem görmez diye. Dokunuyor çekiyor. Burada e, hocaların dediği gibi hakem de bunu İlkini görmüyor zaten. Adil değere düşünce zaten hocam temin gösterdim ya bak burada da görünüyor. Bak şınak. Adil bir dakika duralım burada. Birazcık geri alırsak yere düştükten sonra arkadaşlar. şimdi bak ha. Adil'in burada Arda Hoca ile karşılıklı göz teması kuruyor. Diyor ki yani bana bir hareket yaptı. İşte ben de sakatlandım atman gerekir. Direkt oyuncunun istediği o. Orada bir şey söylemesele vücut diller. Şimdi direkt en son şey geliyor. Olacak. Burada az önce Gökhan Hoca çok güzel söyledi gidecek Apo e, Abdullah Hoca da katıldı. Gidecek var hakemle bir var da bu olayı başından sonuna kadar bir hakemin izlemesi gerekir. Hocam. Şurada Adil'in itti pozisyonu göstersene ağır çekim. Yakın çekim. Ha Yakın Adil Adil'in adil şey, Adil'in adil Valencia itti pozisyonu bak şimdi. Orada başlıyor. Bak, şimdi burada itiyor bak. Bir itti, ikinci itti. Şimdi Valencia ayağını kaldırmasa, kendini yere atsa geri, göğsünü burada tutsa. Ha, Hı, şimdi burada göğsünü ne? tutsa ne olacak bu sefer kırmızıyı Adil'e mi gösterecek? Hayır şu anda diyelim ayağını kaldırmadan kendini yere attı. Şu anda el hareketi var ona doğru. Burada Adil de burada cezalandırıldı biliyorsunuz. Tabii sarı kart gördü sonra. Hatta şey... onu unutmayalım ikinci sarı kartı da getirdi. Tamam şimdi burada Valencia attı mesela kendini yere. Şimdi el hareketi de var Adil'in bunu iterken şu el hareketini yapıyor. Bu da göğsünü tuttu attı kendini yere. Onu ne yapacak Hakem bu sefer Adil'i mi atacak? Zaten Adil hemen bırakmıyor mesela orada bağırıyor ediyor bak dönüyor oradan bir daha dönüp tekrar bakıyor. Ee, Valencia'da yaptığı tabii doğru değil o da neye bakıyor? Hakemle mesela temas bakıyor hakemi sırtı dönük bir anda dönüyor zaten. Bence Adil'in yani o ara bir herhalde tepki veriyor sessel olarak bir ah diye bağırıyor. Önce ondan yakalamıyor Abdullah hocam söylediğin o da, o da gibi dikkat ediyor musun? Arda, Arda ondan direkt... sonra arkasındalar ya dönüyor. Arda kardeşler direkt hocam şunu yakalıyor. Bak şu anda görüyor musun? Tekmeyi yani önünde direkt hayalana gelirken direkt Sadece onu görüyor. Ondan işte öncekini, öncekini görmüyor. görmüyor. Evet, ya. ondan öncekini görmüyor. Ama senin dediğin ileriye geleceğim. Valencia mesela itiraz etme diyorsun ya. Yok Valencia itiraz etti. Gitti hakemin yanında durdu, çıkmadı, çıkmadı. sağdan dedi vara git dedi pozisyonu evet. gör dedi yani onların ya hepsini ben söyledi. Ben tamamen söyledim. akıllarda kalmasın diye Yok soruyorum. yok yok yani onun için dedim yani Bilmiyorum orada an. çıkmadı hemen oyundan. Bekledi ben, incelesin Ya buradaki diye. en önemli şey burada sağlığına o oyuncunun sporcunun adil zarar veriyor mu vermiyor mu? Bu ayağını oraya dokunup çekiyor mu? Yoksa devamında bastırıyor da kasına iyice ayağını orada tutuyor. Yani o artık sağlığa zarar verici bir hareket bir sporcu için tam anlarım o zaman. Ya yani burada bara gitmesi gerekirdi. bana göre Arda kardeşler burada en son bir de çok, çok çok önemli. Ya bir, bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. Bak, bak. 10 kişi bırakıyorsunuz. Bak, ve dakika daha kaç? Ya hepimiz top oynadık. 22 hocam. Ee, bak şimdi birçok insan da bizi de... oynuyordur alı sahada vesaire. Şimdi buraya bir insanın e, kasık bölgesine özellikle kramponla bir de böyle bir basma geldiğinde oyuncu oraya yığılıp kalır. Doğru Nefes mu? Alama. Nefes alamaz. Nefes alamaz. hocam. Şimdi hem takla atıyor orada hakemi kesiyor görüp görmedim bağırıyor da zaten orada. Oradan bile anlayabilirsin şiddetinin yeterli kadar e, yüksek olmadığı ve sakatlamaya yönelik bir hareket olmadığını da oradan anlayabilirsin. Valencia'nın o zaman burada Arda kardeşler bir hata yapıyor. Ha, bu bizim görüşümüz tabii. Tersini temasyonu. tersini düşünenler de olacak Bak, da Bak de vardı. Ama Valencia'nın da yapmam hocam kısa bir şey hocam. Valencia da bunu %100 yapmaması gerek doğru mu? Hocam Hiç. tabii tabii de ya onu zaten söylüyoruz da Burada sonuçta atıldığı zaman Valencia'nın Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oy oyuncu olduğu ortaya ben çıktı. Tabii tabii. Tabi. Tabi, için diyorum. Esas, ne kadar hani kaleye gidemedi Fenerbahçe. Yani i̇şin işin tuhafı ne? Fenerbahçe övüyoruz, Jorge Jesus'u seviyoruz değil mi programlarda? Doğru. Bir şeyler özellikle hazırlık devresinden sonra bir çok doğru bir gelişim gösteriyor Fenerbahçe. Eksiği var mı? Var. Söyledik galip de geldiğinde. Ama sanki Valencia'sız sıradan yani e, yani Anadolu'da düşmeme oynayan takımlar olur ya o görüntü gibi bir görüntü verdi. Yani Valencia'sız çok sıradan bir görüntü verdi takım. Ama öyle böyle değil. Çok sıradan. Yani Valencia evet maçta 6 gol attı. Formda önemli bir oyuncu. Ama bir Valencia'yı çıkardıktan sonra e, e, Jorge Jesus'un oyun prensipleri ne olacak? Fikirleri ne olacak? Felsefesi, bir kültür oturtmaya çalışıyor ucun ve solumada. Tek bir oyuncu üzerine kurulmamalı. Kurulmaması yani. gerek tabii aynen. Maçtan sonra da Jorge e söyledi Valencia'nın dedi çıktığı bizi etkiledi. Etkiler de tamam hocam 11 onu etkiler anlarım. Onu 10, 10 ama Fenerbahçe bu kadar ne yaptığını bilmeyen Savruk da oynamaması gerekir. Ne ucunda ne savunmada. Peki bir sonraki pozisyonumuza gelelim.